sizlerle yapıyor olacağım, paylaşıyor olacağım. Kadayıf pastası, gerekli malzemeleri hemen sayıyorum. Lütfen not edin. 200 gram kavrulmuş kadayıf, 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ceviz, muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya. Malzemelerimizi saydık. Muhallebisiyle mi başlayalım? Bence önce kavuralım. Kavurma işlemini yapalım. Şöyle ocağımızın altını yakıyorum. Bugün böyle koştur koştur böyle bayağı bir enerji var içimde bugün. Çocuklardan kaynaklanıyor herhalde. Evde anneler hep maalesef bir koşturmacayla geçiyor. Şöyle şu çaydanlığımı alayım. Kameraman güzel görsün. Şöyle çekelim çaydanlığımızı. Oh. Evet. Görüyor muyuz efendim? Tamam. Tereyağımızı alıyorum. Şöyle. Onun üzerine de kadayıfımı alıyorum. Zaten kavrulmuş kadayıf kullandım. O yüzden çok fazla kavurmayacağım. Sadece tereyağı ile birlikte şekeri güzelce özleştireceğiz. Böyle pasta görüntüsünde olacak. O yüzden hemen dolaba atalım. Konuğumuz gelene kadar sunuma yetiştirebilelim. Şöyle güzelce kavuralım. Oh, süper. Mis gibi. Kadayıfı sever misiniz bilmiyorum ama ben gerçekten kadayıflı bütün tatlılara bayılıyorum. Özellikle içerisinde sütlü bir muhallebi tarzında bir lezzet olunca daha da böyle tatlıyı hafifletiyor. Ramazan aylarında bilmiyorum denemek isterseniz çok ideal bir tatlı. Bir de soğuk bir tatlı oluyor. Üzerine dondurmayla çok güzel kaymakla servis edebiliyorsunuz. Gerçekten tavsiye ederim. Şöyle güzelce armağanlayalım. Oh, mis gibi kokular geliyor. Şuradan da şekerimi koyacağım hemen. Şöyle oh. Lezzetler birbirine giriyor. Çayımın güzelliği. Biraz yağ da eklemek istiyorum burada. Tereyağım az geldi. Şöyle birazcık da yağ ekliyorum. Böyle güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Kadayıf kavrulurken muhallebi yapalım. Muhallebi yaparken de püf noktalarım olacak sizlere. Şimdi en büyük püf noktası önce bakın şekerimi, unumu ve nişastamı, şeker, un ve nişastamı şöyle tenceremin içerisine aldım. Nişasta biliyorsunuz tutucu özelliği var. Bütün kapların içerisine yapışıyor. Şöyle vanilyamı en son aşamada, tereyağımı da en son aşamada koyacağım. Şu şekilde bütün malzemeleri bir karıştıralım. Kurular bir karışsın ki sonrasında böyle bir topaklanma oluyor ya, onu istemiyoruz. Ama olursa ki eğer hiç problem değil. Evinizde bir mikser yardımıyla o topaklanmayı ortadan kaldırabilirsiniz. O yüzden strese gerek yok. Mutfakta tabii ki her zaman istediğimiz gibi her şey gitmiyor. Ben de çocuklarla mutfağa girdiğimde bazen böyle panik oluyorum açıkçası. Çünkü onlar da şey yapıyor, acıktık, acıktık, acıktık. Bir bakıyorum istediğim şey olmuyor. Ben buradan çıktıktan sonra efendim bir daha eve gidiyorum, bir daha yemek yapıyorum çocuklara. Bakıyorum hepsi beni bekliyor. Anne olmak ve çalışan kadın olmak böyle. Şöyle güzelce, yavaş yavaş bakın. Hiç acele etmiyorum. Eğlenerek, sevgiyle, aşkla. Gerçekten yemek yapmak bunu ister. Sevgiyi ister. Dualarla. Biz hep böyle gördük efendim. Küçüklükten bugüne kadar. Annem yemek yaparken, hiç unutmuyorum. Hep dua okuyarak yapardı ve ben onun ağzına bakardım. Acaba ne okuyor, yani ne söylüyor? Sonra derdi ki, kızım dua okuyorum ve bereketleniyor. Yani ağzımızdan Allah'ın kelamı eksik olmasın efendim. O zaman her şey daha güzel oluyor. Çok şükür. Bakın of, kadayıf kokusuna bayılıyorum, bayılıyorum. Şu an o kadar güzel kokmaya başladı ki altını kısayım. Yanmasın. Çünkü çok çabuk kavrulmuş olduğu için kavruluyor. Ara ara karıştırıyorum. Sadece şekerimi eritiyorum içerisinde. Bir lezzetlendiriyorum efendim.
Hatta bunu böyle ben küçük gözüme alayım. Şöyle. Burada muhallebimizi hazırlayalım efendim. Şöyle. Evet. Şöyle karıştırıyorum. Muhallebi. Küçüklüğümün vazgeçilmez lezzetlerinden. Hatta şöyle bir anım vardır muhallebiyle. Ben evlendiğimde çok küçüktüm. 17 yaşında falandım. Mutfağa girdim. Ama bir şey diyorsun. Evet, bir tost yapmıştım. Bir gideyi yapaydın oğluma bir tost. İşte yayındayız. Nasıl yetişeyim? Yakın benim Seni bırakamam. Seni bırakamam. Evet, bakın. Bakın efendim. Bu şekilde hazırladık. Bu pastamın alt zemini. Misler gibi kadayıf. İçerisine en sonunda bunları da rondodan geçirebilirsiniz ya da kadayıfın üst zemininde olabilir. Bu şekilde ben biraz içerisine bunlardan ufalayacağım. Hem lezzet versin. Yani oldu mu? Çok kaynadı. Süperiz. Evet. İster misin vanilyasını tereyağına ekleyeyim mi? Hemen vanilyasını koyalım. Şöyle. Oh! Vanilya da ayrı bir güzel Serpil. Bir şey ki sizin için servis kısmını hemen hazırlayabileyim. Hadi gelin bakalım akışkanlık. Çok ısınmış. Yandım. Şuradan bezlerimi alayım. Normalde tutardım ama panik yapmayayım gene. Şöyle. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapalım. Şu kaşığımı da alayım. Bakın efendim. Muhallebimin kıvamına. Maşallah. Hiç pürüzsüz kaymak gibi. Oh oh oh. İşte sevdiğimiz görüntüler bunlar. İstediğimiz görüntüler bunlar. Rabbim geri koymasın gördüğümüzden, yediğimizden. İyice sıyıralım, ziyan olmasın. Şöyle böyle sıyırıyorum. Ve en sonunda da bunu ben yiyeceğim. Bunu buraya bırak. Serpil sakın yıkama bunları. Bunları ben yiyeceğim bebeğim. Şöyle hemen bakın muhallebim şu an bayağı bir gevşek ama birazdan sertleşmeye başlayacaktır. Bunun üzerine şimdi cevizli böyle kadayıfımı gezdiriyorum. Kokuya gel. Sen Buyurun. Süpersin ya. Sen süpersin. Eline emeğine sağlık. Ben de hemen bunu arkadaşlar sevgili izleyiciler şimdi tabii ki tadına bakacağımız için. Hemen çıkar. İnşallah çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Çıktı. Dağılmadı. Evet. Bravo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.